Evet sevgili seyirciler, Eskişehir'deyiz. Osman Gazi Üniversitesi'nin içindeki Osman Gazi stadı ya da sahası böyle bir yerdeyiz. 3200 kişilik bir stat ve maçın başlamasına çok az var. Celilince ve Cemal Yakantok abimle beraberiz. Kadroları hızlıca saymak gerekirse Batıca'dan beklenen kadro geldi. Kalede Anıl Ata, geride Abdullah Tazgel, Mehmet Yiğit, Tahacan Velioğlu, Eren Tunalı. Orta sahada Musa Çağran, Yiğit Ali Bayrak ve Furkan Özyapı 10 numara pozisyonunda. Kanatlarda Ahmet İlan Özek kaptan, İlan Depe ve ileride de Muhammed Demir beklendiği gibi kadrosuna döndü. Ve hemen hızlıca yorumları almaya başlayalım. Cemal abi içeriye zor girdik çünkü bir takım güvenlik önlemleri hat safhadaydı. Bursaspor taraftarı bu maçı alınmayacağı için 16 plakalı basın aracı olmamıza rağmen bizi kapıda beklettiler. Ne diyorsun stada girişle ilgili? Ya, basın aracı olmamızın bir anlamı yok. Arabanın plakası 16 olduğu için en büyük sorun var. Hani içeri girerken, sohbet ederken keşke benim arabayla gelseydik 20 plaka dediydim. Evet. Hiçbir sıkıntı yaşamazdık ama şu var, alınan spor güvenlik kurulundan alınan bir karar bu. Valilikte alınan buna, ama yalnız bir yerde ben karşı çıkıyorum. Eskişehir'de yani şimdi Odun Pazarı geldik. Odun Pazarı'nın ilçesindeki Osman Gazi Üniversitesi futbol sahasında, stadyumda diyemeyeceğim. Basın türbünü yok. Basın türbünü yok, kapalı türbünü yok, hiçbir şey yok. Yanacağız yani buradaki gibi. Ya evet, Bolu'daki gibi gene kıpkırmızı olacaksın Serkan'cığım. Ama şu var, arkadaşlara bir şey dememek lazım. Hatta o Bursalı olan herkesi içeri girerken bile şey söylediler, Bursalılar vardı, yarısını buradan çıkarttık, Eskişehirliler de birlikte geldiler dediler. Bu bir maalesef bir durum. Bursa'ya karşı her ilde olan bir şey, değişmiyor yani. Evet. Önemli olan buradan da kayıpsız geçip, gol yemeden kayıpsız geçip yolumuza devam etmek diyelim. Teşekkür ediyorum Cemal abi. Evet Celil, hemen senden de kısaca alayım. Kadroları gördük. Sağ zemin şartları. Yani Pablo'nun bir sürprizi yok. Geçen hafta Hamza'yla 11'e başlamıştı. Çünkü Muhammed sakatlıktan çıkmıştı. Tek devre onu kullanacaktı belli ki. İkinci devrede tercih etti Bursa'daki karşılaşmada. Şimdi artık Muhammed Demir ilk 11'de gole en yakın adamımız olacak. Sürpriz bir şey yok dolayısıyla. Alışa geldiğimiz bir kadro. Geçen hafta Bursaspor tökezledi tabii. İç sahada o 43 bin kişinin önünde kazanmak gerekiyordu ama bir türlü olmadı. Bu hafta ben nedense çok rahatım. Yolda gelirken de söyledim. Evet. Çok farklı bir maç bekliyorum. Yani çok farklı kazanacağımız bir maç bekliyorum. Alt sıralarda fazla. Yani içimden bir ses öyle söylüyor. Anadolu Üniversitesi takımı tabii bir tane maç kazanmışlar. İlk hafta burada Kuşadası'nı 1-0 yenmişler. Onun dışındaki bütün maçlarını kaybetmişler. Hoca değiştirdiler. Bizim ilan var geldi. Bu haftada bir teknik adam değişikliği oldu. Bu değişikliklerden sonra yalnız bir zikzak olur Serkan şöyle. Genelde zıplama olur. Yani evet, zıplama olur. Ona dikkat etmek lazım. Eğer saha şartları, yani suni çim vesaire falan bir olumsuzluk yaratmazsa çok zor bir maç olacağı kanaatinde değilim ben. Evet, teşekkür ediyorum. Maç öncesini kısa kesiyoruz ama maç sonrası inşallah daha detaylıca sizlerle birlikte olacağız. Bizi sosyal medyadan takip edin. Maç boyunca Spor Bursa, Twitter, Facebook, Instagram ve bütün hesaplarımızdan anlık bildiriler atacağız. Maç, gol, devre arası 2 dakikada 2 yorum artı maç sonu yorumlarıyla karşınızda olacağız. Maç sonu görüşmek üzere, hoşçakalın.